Emrah Yıldız ile Kimya Dersi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konu alt başlığımız arkadaşlar fonksiyonel grupların adlandırılması. İlk konu alt başlığımız alkol ve eterler. Sevgili gençler, alkol ve eterlerin adlandırılabilmesi için ilk başlangıçta genel yapımızı çok iyi bilmemiz lazım. Onları bir hatırlayalım. Alkollerin genel yapısı alkil grubuna OH grubu bağlı ise bu gruplara biz ne diyoruz? Alkol grubu. Eğer alkil grupları her iki tarafta oksijene bağlıysa bu gruplara ne diyoruz? Eter. Tekrarlayalım. ROH grupları alkol iken ROR grupları eter. Sürekli tekrarlayalım. ROH, alkol, ROR, eter şeklinde. Şimdi alkollere örnekle başlıyoruz gençler. Bir karbol alkol örneği veriyoruz. CH3OH. Adlandıralım. Normalde OH grubunu görmediğinizde CH3 neydi gençler? Alkanlardan bir hidrojen çıkınca bu kökün adı neydi? Alkil kökünde metil köküydü. Dolayısıyla gençler metil yazıyorsunuz. OH grubuna alkol grubu olduğunu verdiği için metil alkol ifadesini kullanıyorsunuz. Peki yani hocam tek adlandırması bu mu? Hayır. Normalde bir karbon alkan ismi neydi? Metan idi. Metanı yazıyorsunuz. Alkol neyle bitiyor? Daha önce de anlatmıştım. Alkanlar an, alkenler en, alkinler in, alkil kökleri il, alkililer enil köküydü. Alkol grubunda da yine kalp çiziyorum. Kalbi niye çiziyordum gençler? Kalbim kadar değerli, çok önemli olan kısımları belirtiyorum. Ol ile bitiyor. Eteri adlandırırken eteri eter şeklinde adlandıracağız. Dolayısıyla bu iki kalbi unutmayalım. Dolayısıyla metan demiştim. Alkolün oyunu eklersek ne olacaktır? Metanol olacaktır sevgili gençler. Bir karbon adlandırması bu şekilde. İki karbonlu olmuş olsaydı günümüzde en çok tüketilen evet alkol çeşidi etil alkoldür. Bunun ismi arkadaşlar dediğim iki karbonlu olduğu için etil kısmını yazıyorsunuz. OH grubu alkol ifade ettiği için alkillerde ilave edildiğinde etil alkol olarak adlandırılıyor. Veya ne dedik gençler? Etan ifadesine gelecek. Ol ifadesi geliyor. Okursak etanol da denilebilir. 3 karbonlusunu ifade edelim. 3 karbonlusunu ifade edelim. CH3, CH2, CH2, OH şeklinde. Bu ismidir derseniz aynı mantık, değişen hiçbir şey yok. 3 karbon ismi neydi? Propil. Niye? 3 karbon alkol propandı. Tekrar söylüyorum. Bir hidrojen çıktığı için buraya kapatın bakınız. Bir hidrojen çıktığı için ne oldu? Propil kökü oldu. OH grubundan dolayı propil alkoldür bu gençler. Dolayısıyla diğer ismi neydi? Alkana ol getirilerek okunuyordu. Propanol da diyebilirsiniz. Hocam bu şekilde OH grupları zincirlerin tamamına değil de dallanmış olsaydı. Bir de öyle örnek verelim. CH3, CH, CH3, OH. Hocam bunları nasıl hızlı şekilde yazabiliyorsunuz? Bir karbon dört pay yapacak şekilde hızlı yazabiliyorum. Gençler yupağı daha önce anlatmıştım. Neydi yupak? Ne derdi? Öncelikle bir, en uzun zinciri seç. Seçelim. Hocam zinciri seçiyorum. 1, 2, 3 olur mu? Öyle diyen öğrencilerimiz var. Hayır gençler bu şekilde olmaz. Zincir karbon zinciridir. Bulalım karbon zincirimizi. 1, 2, 3. Bunu kutucuk içerisine alıyorsunuz. Evet. Yupak ne demişti? 1 en uzun zinciri al. Aldım. 2 ne diyor? Numara ver. Numara da yupak der ki ne kadar küçük numara veriyorsan doğru adlandırıyorsun der. Bakalım. Soldan sayıyorum 1, 2. Sağdan sayıyorum 1, 2. Her iki karbonda da 2'yi tekabül ettiği için bu bağlanan grup fark etmez diyorum. Dolayısıyla 2'ye bağlanan grubun adı neydi? Oksi. Hatırlıyorsunuz diğer gruplarda OH'a hidroksi. Organikçe ismi oksi de ifade edilebiliyordu. 2 oksi propan denilebilir. Hocam neye göre okudunuz dersen alkan sınıf üyesine göre okudum. Hocam alkole göre okuyamayız mıyız? Kesinlikle okuyabiliriz. Ne diyeceğiz? 2 olduğunu ifade edeyim. 3 karbonlu olduğu için propanol da diyebiliriz sevgili gençler. Evet YGS organik bileşik için alkolleri de bu kadar bilmeniz şu an için yeterli sevgili gençler. Eterlerle ilgili bilgi verelim. Daha önce de söylemiştik eterler neydi? ROR grubuydu. ROR grubunun en küçük üyesini hatırlayalım. Baktığınız zaman alkollerde en küçük üyesi kaç karbondan başladı? 1 karbondu. Eterlere baktığımız zaman sağında ve solunda alkil grubu olacağından dolayı en küçük kaç karbonludur? 2 karbonludur. En küçük üyesinden başlar isek CH3O, CH3 şeklinde yazıyorum.
Pekala, bu nasıl adlandırılır gençler? İki şekilde adlandırılır. Birincisi çok basit. Bakınız, bakınız. Burayı kapatıyorsunuz. Solunda ve sağındaki bağlanan grupları okuyorsunuz. İki tane CH3 bağlı. Dolayısıyla Latince'miz neydi? Di. Niçin di? İki tane CH3 bağlandığından dolayı. CH3'ün ismi neydi? Metil eter. Evet. Birinci adlandırması bu. İkinci adlandırması alkoksi alkan grubuna göre adlandırılır gençler. Nasıl mı? Alkoksi alkan grubuna göre. Adı üstünde alkoksi alkan grubu. Bakınız gençler. Ya bu şekilde kapatacaksınız tamamına ya da bu şekilde kapatıyorsunuz tamamına. Nasıl olduğunu ifade edeyim. Bu şekilde kapattığım zaman gençler, baktınız CH3 ve O var. Bu kısım metoksi olarak, yani alkoksiden gelen metoksi olarak ifade edilir. Neymiş? Demek ki bir alkil grubunda O varsa bu gruba ne diyormuşuz? Metoksi. İki karbonlu olsa etoksi. Üç karbonlu olsa aynı bu şekilde propanoksi şeklinde ifade ediyoruz. Pekala, metoksi dedikten sonra burayı söyledim, geriye ne kaldı? Bir karbonlu kaldığı için artık alkan olarak ifade edebilirim. Metoksi, metan şeklinde ifade ediyoruz sevgili gençler. Bu birinci örneğimizdi. Eğer oksijen grubunu kapattım, her iki tarafında da aynı metil grubu varsa biz bunlara ne diyeceğiz? Basit eterler diyeceğiz. Şimdi gelelim karmaşık eterlere. Karışık veya karmaşık eterlere. CH5O, CH3 şeklinde bir örnek verdiğimizde bunu bakalım nasıl okuyacağız? Sevgili gençler, yine ilk birinci olarak kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Oksijeni kapattım. Oksijeni kapattım. Solunda ve sağında hangi ifadeler var kapattığımda? Bir alkil grupları var. Sol tarafa baktığım zaman hangi alkil grubu var? Etil. Sağ tarafa baktığım zaman hangi grup var? Oksijeni kapattığımda metil. O zaman nasıl adlandıracağız? Etil, metil, eter şeklinde ifademizi kullanacağız. Bu birinci adlandırmamız. İkinci adlandırmamız sevgili gençler. Karmaşık eter olduğu için adlandırmamız bakalım nasıl olacak? Böyle kapattığım zaman yukarıda öğrenmiştim neydi? Metoksi. Hemen yazıyorum sevgili gençler. Metoksi. Metoksiyi gördüm. Peki metoksiden sonra burayı kapattım. Ne var geriye? İki karbonlu alkan grubu olarak okuyacağım. Etan. E hocam sadece onu mu kapatabiliriz? Hayır gençler. Şu şekilde de kapatabiliriz. Nasıl biz bu gruba metoksi diyorsak? Dikkatle izliyorsunuz. Burayı kapattığım zaman da bu gruba bu sefer ne diyeceğiz? Etoksi diyeceğiz. Dolayısıyla etoksi dediğim zaman hocam, bu sefer diğer taraf ne oldu? Etoksiyi bu şekilde ifade ettiğimde diğer taraf bir karbonlu olduğu için o kısma da ne diyeceğim? Metan şeklinde ifade edeceğim. Evet sevgili gençler. Eterleri bu şekilde basit ve karmaşık adlandırması bu şekilde basit olarak karşımıza geliyor. Pekala, dallanmış olarak gelseydi nasıl olacaktı eterler? Bir de ona örnek verelim. Sonra aldit ve ketona geçelim. Örneğin gençler, CH3, CH2, CH, CH3, O, CH3 şeklinde bir molekül versin. Baktığım zaman hemen şunu göreceksiniz. Ortada bir oksijen var ve buna bağlanan iki tane grup görüyorsunuz. Bakınız, oksijen ortada ve buna bağlanan birinci grup ve ikinci grup şeklinde görüyorsunuz. Peki nasıl adlandıracağım bunu dediğinizde, yupak beri bir düşünelim. Normalde yupak ne derdi? En uzun zinciri seç. Burada kaç karbonlu en uzun zincir? Şöyle diyenler var lütfen gençler. Zincir seçilirken karbonları takip edeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5 diyen var. Bu karbon mu? Hayır. O zaman ne yapacaksınız? Karbon zincirine 1, 2, 3, 4 diyeceksiniz. Bakınız gençler. Bunu kutucuk içerisinde yupağın bize söylemiş olduğu ne yapıyoruz? En uzun zinciri alıyoruz. Pekala. En uzun zinciri aldıktan sonra ne yapıyordum? Numara veriyordum. Numara en yakın neresi? Soldan sayalım. 1, 2, 3. karbonda dallanma var. Sağdan sayıyorum 1, 2. Ne demişti yupak? Numara ne kadar küçük o kadar doğru bir adlandırmaydı. O zaman sağdan başlarsak 1, 2, 3, 4 şeklinde doğru bir numara vermiş oluyoruz. Şimdi ne dedik daha önce? Bağlanan grubun karbon sayısını söyleyiniz. Grup kaçıncı karbona bağlanmış? 2. Bunu ifade ettik. 2 ile bağlanmış. Evet gençler. Az önce alkoksi alkan grubunu anlattık. Ne demiştik? Bir karbonluya oksijen de varsa alkoksi grubu giriyor. İki karbonlu oksijen varsa yine alkoksi grubu oluyor. Dolayısıyla alkil grubun oksijen varsa alkoksi grubu oluyormuş. O zaman nasıl okuyacağım? Bir karbonlu metandı. Artık bunu alkoksi olarak okursam 2'ye metoksi diyeceğim. Evet. İkinci karbona bu bağlandığı için ne diyecekmişim? Metoksi. İki metoksiyi bağlanan grup söylendi. Artık geriye kalan 4 karbonlu olduğu için bütan şeklinde ifade edeceğim. Evet gençler.
Bunu organik kimyada alkol ve etanol anlatırken adlandırmamız daha geniş olarak söyleyeceğiz. Şu an sadece YGS'deki organik bileşikler için yeterli bir adlandırmadır diyorum. Evet, sıradaki konu alt başlığımız aldehit ve ketonlar. Evet gençler, baştan başlıyorum. Hidrokarbonlarda alkanın anı, alkenin eni, alkenin ini şeklinde söylemiştik. Buraya geldiğimiz zaman daha önce alkolü gördük. Alkolde eterde eter. Aldehitte gençler, dikkatle bakıyorsunuz. Yine kalp için alıyorum. Hocam amma kalp çizdiniz. Gençler önemli olduğu için bunu çiziyorum. Gerçekten değerli. Alkolü okurken örneğin metanol, etanol şeklinde ne yaptık? Ol. Eteri atladırken metil, dietil, eter şeklinde ne yaptık? Hep ifade ettik. Şu an ise aldehitleri ketonları da on şeklinde ifade edeceğiz. Ama önce genel yapısını bir hatırlayalım. Evet. Aldehitlerde ilk karşımıza gelen olan ne vardı? Bunu hatırlayanınız var mı gençler? Evet, düşünüyorsunuz. Neydi bu? Karbonil grubuydu. Karbonil grubuna hidrojen bağlı ise aldehittir. Eğer ki karbonil grubuna alkil grupları bağlıysa bu da ketondur sevgili gençler. Şimdi aldehitlere örnekler verelim. Bir karbonlu örneğini veriyorum. Demek ki aldehitler bir karbonundan itibaren başlarmış. En küçük üyesi bir karbonlu. Soruyorum size, ketonların en küçük üyesi kaç karbonudur dersem ne dersiniz? Evet, düşündünüz. Dikkatle bakarsanız bir karbon burada. R dediğim şeyde alkil gruplar olduğu için minimum üyesi kaç olması gerekiyor? 3 karbonlu olması gerekiyor. Bunu ifade edelim. Minimum 1 karbonlu, minimum 3 karbonlu şeklinde ifademizi kullanalım. 1 karbonlu aldehitle minimum 3 karbonlu ketonu yan yana yazalım. Aradaki farkı söyleyelim. 1 karbonlu aldehit sevgili gençler, bakınız ne kadar basit. 1 karbonlu normalde alkan ismi neydi? İlk başlangıçta söylemiştim. İlk onunu ne kadar iyi ezberlerseniz o kadar rahat adlandırabilirsiniz. 1 karbonun ismi neydi alkanda? Metan. Bakınız ne kadar basit. Niye kalp için aldım? Niye? Çünkü kolaylık sağlıyor bize. Metan al şeklinde okuyoruz. Evet sevgili gençler. Bu tabi YGS'de organik bileşiklerde ne olarak en çok soruluyor? Özel isim. Özel ismini dersek bunu bileceğiz, ezberleyeceğiz. Form aldehit olarak öğreniyoruz sevgili gençler. Bir iki karbonlu yazalım. İki karbonlu yazalım. Aldehit örneğimize. İki karbonlu alkan ismi neydi sevgili gençler? Etandı. Artık bunu çok basit okuyabilirsiniz. Etanol diyerek bu işi ne yapıyorsunuz? Doğru adlandırıyorsunuz. Özel isim var mı? Kesinlikle bunu da ezberleyeceksiniz. Aset, aldehit şeklinde özel isimde çok iyi bilin. 3 karbonlu olsa propanol, 4 karbonlu olsa butanol, 5 karbonlu olsa pentanol şeklinde adlandırıyorsunuz sevgili gençler. Bu kadar basit. Al, yani kalp için almış olduğum bu al kelimesi, yani harfleri, AVL harfleri ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla aset aldehit ifade ettik. Şimdi gelelim ketonlardaki niçin kalp içine onu almışız, onu ifade edelim. Kaç karbonu gençler? 3. 3 karbonlu alkan neydi? Evet, söylüyorsunuz şu an. Neydi? Propandı. Bakınız, 1 karbonlu metan, 2 karbonlu etan diyorum. Aldehit olduğu için al eklerini getiriyorum. Bunu da ise 3 karbon olduğu için propanı yazıyorum. Bakınız, kalbi boşuna almadım. Propanon diyorum sevgili gençler. İsim bu kadar basit. Bunu bayanlar, özellikle sevgili bayan öğrencilerim, bunu özellikle çok iyi bilmeniz lazım. Her gün sürekli sürdüğünüz tırnaklarınızda nedir o madde? Evet, söylüyorsunuz. Oje. Ojeyi çıkarmak için kullandığınız şey nedir dediğim zaman herkes biliyor. Aseton. Evet. İşte gençler, onun formülünü şu an öğrenmiş oldunuz. Aseton. Diğer organik ismi neymiş? Propanon. Bunu unutmuyorsunuz sevgili gençler. Tabii 4 karbonlu da örnek verelim. Çok basit olduğunu öğrendiniz. 4 karbonluysa neydi? Bütandı. Keton olduğunu gördünüz. Hocam nereden biliyorsunuz keton olduğunu? Bakınız, tekrar ifade ediyorum. Karbonil grubundan sonra eğer alkil grupları bağlıysa neydi? Ketondu. Baktım 4 karbonlu olduğu için alkan ismi neydi? Bütan. Bütana artık keton olduğu için ne getiriyorum? Bütanon. Bu kadar basit gençler. Evet, YGS için 3 karbonlu ve 4 karbonluyu keton olarak bilmeniz yeterli. Daha geniş olarak organik kimyada açıklayacağız. Evet gençler. Sıradaki konu alt başlığımız karboksil asitler
Rasitler ve esterler. Bunların bir esprisi var yan yana yazılmasının. Alkol ve eterler, aldehit ve ketonlar, asitler ve esterler hep yan yana yazıyorum. Sebep? Çünkü bunların birbirinin izomerliği vardır. O yüzden hep ve ester ve aldehit ve keton ve alkol eter şeklinde ifademizi kullanıyoruz. Şimdi karboksil asitlerin genel yapısına baktığımızda gençler RCOO grubuna. Yani şu ana kadar ne yaptım? Şu kısımları hep aynı yazdım. Yani karbonil grubuna H bağlıysa aldehitti. Karbonil grubuna az önce gösterdiğim her iki tarafı alkil kökü ise ketondu. Eğer karbonil grubuna OH bağlı ise, bakınız, alkil köküne OH bağlı ise alkoldü. Ama karbonil grubuna OH bağlı ise neymiş? Karboksil asitmiş sevgili gençler. Bunun genel yapısı budur. Ester dediğimiz zaman bakın sevgili gençler, sol tarafın şu kısmına kadar hep aynısını yazdım. Hidrojen yerine bu sefer ne gelecek? Herhangi aynı ya da farklı bir alkil kökü gelecek sevgili gençler. 1, 2, 3 karbon örneklerini verelim. Evet, 1 karbon örneği. 2 karbon örneği. 3 karbon örneği. Şimdi böyle yazınca kapalı geldiği zaman karıştırabiliyorsunuz. Bir de kapalısını yazalım sevgili gençler. CH3, CH2, CH2. Evet. COOH grubunun demek ki açık yapılması görüyorsunuz. Yazılışı bu şekildedir. Bir karbonun ismi nedir? Gençler, karboksil asitle kalp için alacağım bir şey yoktur. O bilgiyi şuraya yazıyorum. O ilk olarak okunur. Evet, kalbimiz burada. O ilk olarak okunur. O ilk olarak nasıl okunacak? Bir karbon ismi neydi? Metandı. Bakınız. Metandı. O2 ikine getir. Metanoik asit oldu. Bu kadar basit. Aldehitli bir karbonun özel ismi neydi gençler? Formaldehitti. Oradan hatırlamanızı istiyorum. Formaldehitlerin artık burası ne olacak? Formik asit olacak. Evet. Aldehitli asitleri bu şekilde kıyaslarsanız unutmazsınız. Formaldehit, formik asit şeklinde unutmuyorsunuz. İki karbon neye geldi? İki karbon ismi neydi? Etandı. Etanoik asit. Ne getirdim yine? OIK kelimelerini getirmiş oldum. Harfleri getirmiş oldum. Etanoik asitin özel ismi nedir dersem? Asetik asit. Aldehit hatırlayın. Neydi aldehit? İki karbon aldehit neydi? Aset aldehitti. Şimdi ne yazdım? Asetik asit. Bu şekilde dikkat ediyorsunuz sevgili gençler. Üç karbonun ismi nedir dersem? Propanoik asit. Evet sevgili gençler. Propanoik asitin özel ismi ne? Propionik asit. Evet. Propionik asit. Artık 4 karbon ismini herkes çok rahatla söyleyebiliyor. 4 karbon ismi nedir? Butanoik asit. Butanoik asitin özel ismi nedir diyen sevgili gençler? Butirik asit olacaktır. Evet. Asitleri bu şekilde bilmeniz, özellikle özel isimlerini çok soruyorlar sevgili gençler. Formik asit ve asetik asiti çok iyi bilmeniz gerekiyor. Formaldehit, asetaldehit gibi. Şimdi gelelim esterlere. Esterlerin okunması genelde öğrenciler çok karıştırıyor. Onun için de güzel bir yöntemim var. Örnek veriyorum. Birinci örneğimiz bu şekilde olsun. İkinci örneğimiz de bu şekilde olsun. Sevgili gençler bunu iki şekilde adlandıracağız. Nasıl mı? Genelde şu şekilde ifade ediyorum. Adlandırırken esterlerin baştan ve sondan. Hocam anlamadık. Ne demek bu? İyi dinleyin. İyi dinleyin. Şu kısımdan kesiyorum. Buradan gelirseniz baştan, buradan okumaya başlarsanız sondan sevgili gençler. Baştan bakınız nasıl okuyorum. Baş kısmı bu şekilde oluyor. Kaç karbonlu? Bir karbonlu. Bir karbonu asit olarak ifade ediyorsunuz. Nasıl mı? Metanoik asit diyorsunuz. Evet, bu kısmı söyledim. Neymiş esterlerde? Baş ve son olarak ayrılıyor. Baş kısmını oik yani asit olarak okuyoruz. Metanoik asit. Virgül, sonra sondakini söylüyorum. Nedir? Metil ester sözcüğünü ekleyerek adlandırmamı bitirmiş oluyorum. Pekala. Sondan nasıl okunur hocam? Bakınız. Sondan okunurken esterde şu ek çok önemlidir. O at. O ikdeki iki kaldırıyorum bu sefer. At geliyor. Bakalım nasıl oluyormuş. Yine aynı şekilde ayırmıştım. Sondan geldiğim zaman nedir kökün ismi? Metil virgül. Artık başa geldim. Kaç karbonlu? Bir. Bir karbonlu alkanı yazıyorum. Metan, uygun ek neydi? OAT. Metil, metan, OAT diyerekten iki tane adlandırmamızı gerçekleştirmiş oluyorum. İkisini de söyleyebilirsiniz. Evet sevgili gençler bunu da siz yapıyorsunuz. Ayırma yöntemimiz bu şekildeydi. Baştan olursan artık nasıl söyleyeceğiz? Evet,
nedir? 2 karbon diyeceksiniz. Çok güzel. 2 karbon ismi neydi? Alkanda. Hemen söyleyeyim. Bakınız hep alkanlardan. Nedir? Etam. Yazdım. Güzel. Peki ne gelecekti buna ek? Söylüyorsunuz. Evet. Etanoik asit. Güzel. Etanoik asit diyorsunuz. Virgül. Peki ne bağlandı diye sondan başladığımız zaman hangi grup bağlanmış? CH5 etil. Etil esteri şeklinde ifade ediyorsunuz. Gayet güzel. Peki hocam sondan gelelim. Evet baş bu kısımdı. Son bu kısımdı. Sondan geliyorum. Son kısım neydi? CH5. CH5 neydi arkadaşlar? Etildi. Hemen yazıyorum. Etil köküydü. Pekala. Sondan geldik etil. Pekala. Sol tarafta kaç karbon var? 2 karbon. Nedir o da? Etil etan. Hangi ek gelecekti? OAT. Yapıştırıyorum OAT'ı. Etil etan OAT şeklinde ifade ediyorum. Nesneleri bu şekilde sonlandırıyoruz sevgili gençler. Dediğim gibi YGS için gerekli olan okunma çeşitlerimiz bu kadar yeterli. Daha geniş olarak organik kimyanın adlandırmasında ifade edeceğiz. Bu konu alt başlıkları geldiğinde. Evet sevgili gençler. Kimileri çok zor. Kimileri evet anladım diyor şu an. Dikkatle dinleyin. Tekrar tekrar başlayalım. Tekrar tekrar dinleyin. Bu kısımlar önemli. Temeli bu şekilde sağlam alırsanız inanılmaz şekilde adlandırmadan kaçırmazsınız ve doğru şekilde yazarsınız. Evet. Asitler ve esterlerden sonra alifatik amonyak türevleri. Evet. Alifatik amonyak türevleri dedim gençler. Ne diyorum? Amonyak türevleri. Amonyak türevleri dendiğinde aklımıza ne gelecek? Önce amonya yazmak bir gelecek. Şu an ne yaptım? Molekül yapısını çizdim. Evet. Bu elektron bulutu. Yani eşleşmemiş elektron çiftini. Bunu yürücük şeklinde alanlar vardır. Evet. Elektron bulutu sevgili gençler. Yani elektron çiftini, elektron bulutu bu şekilde ne yaptım gösterdim. Niçin? Azot neydi? Atom numarası 7. 1s kare, 2s kare, 2p, 3. Yani değerli elektron sayısı 5. Veya katmana göre 2, 5. Değerli katmanında nedir arkadaşlar? Sonunda 5. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 şekilde olmak üzere molekül geometrisini çizdim. Bu molekül geometrisinde arkadaşlar amonya 3 şekilde ifadesi vardır. Nedir derseniz birincisi aminler, ikincisi amitler, üçüncüsü amino asitler. Evet, hangi fonksiyonel gruba girer gibi bir YGS sorusu geldiğinde aminlerin genel yapısı alkil grubu. Yani çok basit bakınız. NH3'teki hidrojenin birinin yerine, üçünün yerine de gelebilir. Fark etmez. Birinin yerine dahi gelse ne olacaktır? Aminler olacaktır. Bunu unutmuyorsunuz sevgili gençler. Dikkat. Örnek veriyorum. CH3 NH2. Örnek veriyorum. CH3 NH CH3 şeklinde de olabilir. Evet. Bunları daha geniş anlatacağız. Primer sekonder tersi şeklinde söyleyeceğiz. Ama şu an için sadece YGS organik bileşik adlandırmasını bilmeniz yeterli. Amitlerin genel yapısı bakınız. Aldehitten itibaren yazdım. Aldehit, keton, asit, esterde de yazdım. Karbonil grubuna ne gelecek bu sefer? NH2. O zaman ne oluyormuş? Amit üyesi oluyormuş. Amino asitlere baktığımız zaman da hem COH hem de amino grubu olmak zorunda. Bu genel yapısını yazdıktan sonra bunlara da örneklerimizi verelim. Bir karbonlu örneğimizi yazalım. 2 karbonlu örneğimizi yazalım. Bunda da bir tane örnek vermemiz yeterli olacak. Çünkü asitler kısmına geçtiğimizde daha geniş, daha çok örnekli yazmış olacağız. Evet gençler bakınız ne kadar basit. Alkil grubun ismi nedir? Alkil grubun ismi, evet, metandan bir hidrojen çıkmış. Metil, güzel. Peki NH2 neydi? Hatırlayın diğer gruplar kısmında söylemiştim. NH2 grubu organikteki ismi neydi? Amino, güzel. O zaman burada ne diyeceksiniz? Amin. Çünkü aminleri anlatıyoruz. Metil, amin şeklinde ifade ediyorsunuz. Buna baktığınız zaman bu primer bir amin. Bakalım bu nasıl bir amin? Nereden bildim hocam primer amin olduğunu? Bakın gençler. NH2'de en az kaç hidrojen var? 2. O zaman primer amindir. Buna baktınız. Azotta kaç hidrojen var? 1. Sekonder amindir. Hidrojen yoksa nedir? Bu kadar basit. Tersiyer amindir sevgili gençler. Sekonder amin örnek veriyorum. Çok basit. Eterleri hatırlayanız var mı? Oksijeni kapattığım zaman ne diyordunuz? Dimetil eter diyordunuz değil mi? Yine kapatıyorum bakınız. Yine 2 tane metil grubu var. İsmi dimetil. Bu sefer eter yerine ne diyeceksiniz? Amin diyeceksiniz ve doğru adlandırmış olacak. Unutmayın sevgili gençler. Gelelim amitlere. Amitler de yine çok basit.
Bir karbonol için alkanesini yaz. Yaz. Metan. Amit kelimesini ekliyorsunuz. Bu kadar basit. Metanamit. Hocam özveril ismi var mı? Var. Nerede vardı? Aldehit. Nerede vardı? Asit. Şimdi nerede var? Amit. Aldehitlerde neydi? Formaldehit. Asitlerde neydi? Formik asit. Amitlerde nedir derseniz? Formamit. Evet. Bağlantılı çalışın ki unutmayın sevgili gençler. İki karbon olduğu zaman edeceksiniz. Hatırlayalım tekrar. Aldehitlerde asitaldehit. Asitlerde özel isim olarak asitik asit. Bunda ise asetamit. Bravo gençler. Doğru bilenleriniz oldu. İki karbonlu etanamit. Normal ismi, özel ismi neymiş? Asetamit şeklinde söylenebilir. Amitleri de bu şekilde tanımlıyoruz. Evet gençler, asitleri daha geniş anlatacağız bu kısmı. Eğer bir asit grubu varsa zinciri seçtiniz. Karbonil grubu nerede? Burada. Karbonil grubundan sonra alfa, beta gibi özel isimler de verebilirsiniz. Veya karbonil grubuna 1, 2, 3 diyerek de ne yapabilirsiniz? Numarayı verebilirsiniz. Hocam hangisi daha öncelik verdim? Niçin buradan başlamadım? Çünkü karbonil grubu varsa önceliğim oradadır. 1 diye o yüzden yazdım. İki şekilde adlandırılırmış. O zaman birincisi olarak adlandırıyorum. 2 amino propanoik asit. Evet neymiş? 2 amino propanoik asit. Hocam özel ismi yok mu? Tabii ki var. 2 ne tekabüldü? Alfa. Alfa amino propionik asit. Evet sevgili gençler. Fonksiyonel gruptaki sadece YGS'deki gerekli olan organik ilişkiler yerine hallettik. Daha geniş olarak organik kimyada göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.